Merhaba arkadaşlar. Benim kitabım Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması adlı eserdir. Yazarımız Benedict Anderson'dur. Kitabımdan önce yazarımla ilgili ufak bilgiler vermek istiyorum. Benedict Anderson İngiliz ve İrlanda kökenli Amerikalı bir politik bilimci. Cornell Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmış ve ulus kavramını hayali cemaatler olarak tanımlamasıyla ün kazanmıştır. Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması Türkçe'ye çevrilmiş üç kitabından biridir. Yazarımız kitapta kimlik, haritalar, sınırlar, etnisite, milli değerler gibi konular üzerine durmuş ve bunların hayali olarak nasıl var edildiğini açıklamaya çalışmıştır. Yazar, Hayali Cemaatler adlı çalışmasında milliyetçilik kadar milletin de bir kültürel yapım olduğunu ve bunları anlamak için tarihsel varlıkların nasıl kazandıklarını, zaman içinde anlamların nasıl değiştiğini, bilmek, incelemek gerekirdi. Çalışmamızda yazarımız Almanya, Macaristan, Çekoslovakya, Çin, Afganistan ile yapılan savaşların haklılığına değinmemiştir. Adında milli ibaresi olmayan bazı devletler vardır. Bu devletler Sovyetler Birliği, Büyük Britanya, Kuzey İrlanda'dır. Bu devletler milli bir düşünceyle kurulmadığı için adında milli ibaresi yoktur. Marksist devletler üzerinde milliyetçi tavır ve söylemlerle hareket ederler. Anderson bunun sınırlı olmayıp Birleşmiş Milletler'in her yıl bünyesine yeni yeni devletler kattığını ifade eder. Milliyetçilik konusunda çalışan teorisyenler Anderson'ın üç konu hakkını eleştirip kızmışlardır. Bunlar ulusların tarihçinin gözünde nesnel yani yenilikçi, milliyetçilerin gözünde ise öznel yani eski ezeli oldukları herkes bir millete sahip olmalıdır ve olacaktır sözü. Milliyetçilik siyasal güçle karşılaştırıldığında milliyetçilik kendine Marxlar ya da Weberler yaratamadı. Bu nedenle dilli aydınların milliyetçiliğe yukarıdan bakmasını doğurdu. Burada milliyetçilik araştırmacısı Tom Neill milliyetçilik kaçınılmazlık sözünü söylemişti. Anderson ise bir nesne yaratıp bunu bir ideoloji diye sınırlandırmaktan kaynaklı milliyetçilik yorumunu yaptı. Milliyetçiliği, akrabalık, din gibi olgularla düşünülerse daha kolay olabilirdir dedi. Ve ulus hayal edilmiş bir topluluktur. Kendisi aynı zamanda hem egemenlik hem de sınırlılık içkin olacak şekilde hayal edilmiş bir cemaattir sözünü söyledi. Bugün devletler meşrudiyetlerini sınırları içinde her santimetre ve nüfustan alırlar. Geçmişte ise sadece savaşla değil Cinsel politikalarla da sınırlar genişletebiliyordu. Genişletebiliyorlardı. Yani başka bir ülkenin prensesiyle evlenen hükümdar sınırlarını genişletebiliyordu. Heterojen yani karışık nüfus olduğundan millileşme çabalarına çok gerek duyulmuyordu. Yazarımız 17. yüzyılda kutsal kraliyetin gerilediğini düşünerek şu örneği vermiştir. 1649 yılında Batı Avrupa'da İngiliz kralı olan Charles Stuart ordu komutanı Oliver Cromwell tarafından başı kesilmişti. Böylece ülkeyi plebeyen kökenli bir kral yönetmeye başlamıştı. Anderson hayali bir cemaatin varlığını gazete örneği vererek de açıklamaya çalışmıştır. Gazeteler sayesinde insanların her sabah aynı ayin yapmakta, dünyevi olan bir uğraşla aynı zamanda meşgul olmaktadırlar demişti. Bu nedenle Anderson'a göre insanların hayallerinin yaratılmasında basın önemli bir yeri vardı. Yazar bu bölümlerden sonra ulus bilincin önemini ele almıştır. Anderson kapitalist yayıncılık sayesinde 1500'lerde 20 milyon kitabın basıldığından söz etmekteydi. 1600'lerde ise 200 milyon kitabın basılması ve dağıtılması dünyanın değişim için önemli bir güç olmuş. 1500-1550 yıllarında Avrupa'da refah dönemi görülmüştü. Böylece yayıncılık zengin sanayicilerin tek eline girmiş, bu dönemde yayıncılar farklı ürünler ortaya çıkarmaya çalışmışlardı. Az bir kesim latince okuduklarından yayıncılar başka çareler daramaya başlamışlardı. Halk dilini kullandılar, bu da direkt olarak ulusal bilincin gelişmesine yol açmıştı. İlk önemli etkisi latincenin kendi içinde dönüşümüydü. Dil inceltilmiş ve büyük bir kısımın takdirini kazanmıştı. Anderson'a iki Anderson'a göre ikinci etkeni ise reformdu. Martin Luther King'in 1517 yılında tezlerini Wittenberg Katedrali'nin kapılarına çivileyip bütün çevreleri Almanca yapıp dağıtması bir dönüm noktası olmuştu. 1518-1528 tarihler, tarihlerinde Almanya'da satılan üç kitaptan birisi Luther King'e aitti. Luther bu şekilde müthiş bir propaganda dönemi başlatmış oldu. Latince yeni aile öğrenilmeye devam ediyordu. Daha sonra şehir devlet olmayan Hollanda Cumhuriyeti kuruldu. Anderson anlattıklarından sonra İngilizce'nin doğuşundan bahsetti. İngiltere Norman Fethi'nden önce Latince'yi kullanıyordu. Fettin'den bir buçuk yüzyıl çalışmalar Latince yapıldı. 1220-1350 yılları arasında... Norman Fransızcası devlet latincesinin yerini aldı. Daha sonra nüfus nüfusun kaynaşmasından erken İngilizce doğdu ve saray dili kullanılmaya başlandı. 1539 yılında ise Fransızca kendine kullanım alanı buldu ve mahkemelerde kullanılmaya başlandı. Yine başka hanedanlarda latince yerine halk dillerini kullanılmaya başlanmıştı. Yazar bu değişimin rastlantı değilse de, bilinçsiz bir sürecin sonucu olarak gösteriyordu. İnsanların birbirinin dillerini tanıması, kendi uluslarının bilincine varmaları açısından önemli olmuştu. Önceden kesinlikle anlaşamayan insanlar birbirini tanımış ve değerlerine değerlerini karşılaştırma şansları bulmuşlardı. Ulusal bilincin kökenlerinin oluşması özetlenirse ortaya çıkan teknoloji ve insanların sahip olduğu bilsel çeşitliliğe olan mahkumiyetlerinin birbirleriyle buluşması yeni bir cemaat tarzının hayal edilmesi mümkün kılınmıştı. Yazarımız, milliyetçilik savaşları yapan halkların, savaştıkları halklarla aynı dili konuştuklarına vurgu yapmıştı. Anderson daha sonra Krillo'dan bahsetmişti. Krillolar, geçmişte Avrupa'da göç etmiş, Avrupa'dan göç etmiş Avrupalı olsalar da Amerika'da doğmuş kişilerdi. Krillolar bağımsız savaşların sembol kişiliği olarak ortak dil konuştukları uluslara karşı savaşa girmişlerdi. Daha sonra Anderson eski diller üzerine inşa edilen yeni modellerden bahsetmişti. Bu bölümlerde yeni keşifler ve ticaret için doğuya yönelen Avrupalıların şaşkınlığını aktarmaya çalışmaktaydı. Böylece Yunan uygarlığından daha eski uygarlık olabileceğini anlattıkları Bengal'in fethinden sonra Hint uygarlığının Yunan uygarlığından eski olduğu görüldü. Daha sonra diğer yerlere ilişkin çabalar yapılmaya başlandı. Örneğin Napolyon'un Mısır seferinden sonra hieroglifler deşifre edilmeye başlandı ve böylece filoloji ortaya çıktı. Orientalist çalışmalarda böylece büyük hızla büyük bir hızla devam etti. Osmanlı sınırları içinde Yunanca ilk gazete Viyana'da 1784'te yayınlandı. 1841 yılında ise Yunan ayaklanmasından sorumlu tutulan Piniliki Heteria adlı gazete 1814'te Ruslar tarafından Odesa'da kuruldu. Osmanlıca, Türkçe, Farsça ve Arapçadan oluşmaktaydı. Fransa'da eğitim alan İbrahim Şinasi Fransa'dan gelip çalışmalara başlamıştı. 1876 yılında ise İstanbul'da 7 günlük gazete yayımladı. Anderson millileşme sürecini anlatırken bizlere faktörlerin açık ve anlaşılır biçimde nasıl zemin hazırladığını gösteriyordu. Yazar yeni dönemi anlatırken çarpıcı örnekler vermişti. Örneğin bir siyah hükümdarı bir Malay kadınıyla ya da İngiltere kralı bir İspanyol prensesiyle evlenebilirdi. Bu sayede 19. yüzyıl okur yazar sayısının artmasının ticaret, sanayi, iletişim ve devlet aygıtlarında meydana gelen olağanüstü gelişmelerin temelinde kendi birliğini kurma ve geliştirme üzerineydi. Latince 1840'lara kadar Avustralya ve Macaristan'da bir devlet diliydi daha sonra alara kayboldu. Yazarın daha önce ifade ettiği gibi büyük hanedanların meşrudiyetlerinin temelinde milliyet duygusu yatmaktaydı. Yazarımız Avrupa ülkelerinin millileşmeden sonra doğuyu sömürgeleştirdiği okuryazarlık sayesinde